Merhabalar, Nerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tavada hazır yufka ile çok pratik bir şekilde su böreği tadında bir börek hazırlayacağız. Çok güzel, çok lezzetli oluyor. Mutlaka yapın. Ve üstelik fırında gerektirmiyor. Hemen tarifimize geçebiliriz. Şimdi tarifimizde öncelikle sosumuzu hazırlamamız gerekiyor. Bir tane yumurta kullanıyoruz sosta yufkaların arasına sürmek için kullanacağız. 1 çay bardağı yoğurt. 1 çay bardağı zeytinyağı, sıvı yağ da olabilir. Bu malzemeyi karıştıralım. ardından bir şişe maden suyu kullanacağız. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde döküyoruz. Karıştıracağım. Ve sosumuz hazır. Hemen sosu kenara alıyorum. 26 santimlik bir tava kullan, kullanacağım. Ee, tavanın altını margarin veya tereyağı ile yağlayalım. Böyle bol yağlayın. Ve 3 tane yufka kullanacağız. Arası için de peynir ve maydanoz kullanıyorum ben ama dilediğinizi kullanabilirsiniz. Şimdi ilk yufkayı tavanın altına serelim. Düzgün bir şekilde yerleştirdim. Şimdi kenarları kalacak. Hazırladığım sostan bolca döküyorum. Zaten çok fazla sos. Bol bol dökün. Her tarafında değsin sos. Şimdi ikinci yufkayı da ortadan ikiye bölüyorum ve tavaya ilk parçayı yerleştiriyorum. Böyle kırışık olacak şekilde yerleştirdim. Böyle güzelce yerleştirdikten sonra yine bol olarak sos döküyoruz. Sosu döktükten sonra hemen diğer parçayı da yine yerleştiriyorum. Tekrardan sos dökelim. Şimdi bu sosu döktükten sonra hazırladığım peynirli karışımı kullanacağım. Ee, İçesine yayacağım. Ben e, beyaz peynir, kaşar peynir ve maydanoz kullandım. Ama isterseniz bu böreği kıymalı, patatesli, pırasalı, ıspanaklı. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Sıcak sıcak tüketirseniz de içerisine eriyen bir peynir koyarsanız çok daha lezzetli oluyor. Bakın böyle yerleştirdim. Şimdi üçüncü yufkayı da tekrardan ortadan böldüm ve ilk parçayı böyle yine kırışık olacak şekilde her tarafına eşit şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Tekrardan sos döküyoruz. Kalan e, yufkayı da hemen sereceğim. Ve bol dökelim sosu. Su böreği tadında olması için sosu çok kullanmanız lazım. Hemen son yufkayı da yerleştiriyorum. Şimdi çok az sos kaldı. E, onu da dıştaki yufkalar için kullanacağım. Kenardaki yufkayı böyle kapattım. Ve sostan sürüyoruz. Her kapattığımda sostan süreceğim. Ben bu böreği akşamdan hazırladım. Sabah pişirdim. Sosunu çok güzel çekmişti ve çok güzel olmuştu. Yani bu böreği yaptığınızda 1-2 saat bekletirseniz sosunu çekerse çok daha lezzetli olur. Akşamdan yapıp sabah da pişirebilirsiniz. Hava sıcak olursa dolaba koyun. Ben e, hava soğuk olduğu için balkona koydum. Üzerini kapattım. Birazdan göstereceğim. E, yani serin bir ortamda bekletmeniz gerekiyor. Son kalan kısmı da kapattım. Bütün sosu üzerine döktüm. Üzerini böyle kapatalım. Açık bırakmayalım ki üzeri kurumasın beklerken. Ben de böyle kapattım ve sabah pişireceğim. Ve sabah oldu. Böreğim çok güzel bir şekilde dinlenmişti ve sosunu çekmişti. Hemen şimdi ocağın başına gidelim. Böreğimizi koyduk ocağa. Ocağın altını çok yüksek açmadım. Orta ateşte böyle ocağın üzerinde gezdirerek pişirdim. Çünkü her tarafın eşit pişmesi için ve ağzı kapalı bir şekilde pişirdim. Ara ara baktım, kızarmış mı diye. Bir tarafı güzelce kızardıktan sonra çevireceğim. Hiç acele etmeyin pişirirken. Bakın çok güzel, kızardı bir tarafı. Ben bir ister büyük bir tabak alın isterseniz bu benim balık tavamın kapağıydı. Onunla çevirdim. Tavayı tekrardan yağlamıyoruz. Tavaya koydum, şöyle bir bastırdım, iyice yerleştirdim böreği tekrardan. Şimdi yine orta ateş, kısık ateşte yapabilirsiniz. Yani çok kısık da olmasın, çok yüksek de olmasın. Dışı birden pişer, içi hamur kalabilir böreğinizin. Yine ağzını kapattım ve her tarafının piştiğinden emin olacağız. Bakalım kenarlarından böyle kaldırarak ve böreğin pişti, aldım. Şimdi servis tabağına. Alıyorum, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Su böreği tadında, hani gerçekten lezzeti ve e, görüntüsü de öyle. Şimdi dilimleyip sizlere içinde göstereceğim. Sabah kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda yapabilirsiniz. Akşamdan yapıp sabah hemen pişirebilirsiniz. Ve böreğimiz tüm güzelliği karşınızda. Çok güzel oldu gerçekten. Bugünlük tarifimiz sonuna geldim. Videomu kapatmadan önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil sesini açmayı, videolarımda beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. İnşallah bu tarif siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.